Herkese merhabalar. Ben Arican Hoca. Öğrencilerim yeni bir coğrafya dersiyle yine beraberiz ve yine sizi rahatsız etmeye geldik. Yani evlere misafir oluyoruz hep diyorum ve gitmeye niyetimiz yok. Yani ne zaman gideceğiz? Siz kazandığınız zaman. Siz kazandığınız zaman artık ne olur burayı açmayın. Misafirlik bitsin. Ama onun dışında biz sizinle beraberiz evlere misafir olmuşuz. Peki öğreniyorum. biz 22. videoya geldik. 21. videoda ne yapmıştı o adet üzerine yine gidelim. Ovalar, platolar çalışıldı. Ova neydi? Çevresine göre alçakta kalan düzlük, ortak nokta düzlüktü. Plato neydi? Çevresine göre yüksekte kalan. Birinde akarsu yatağını derin kazmıyordu, ova için söylüyorum. Plato'da akarsu ne yapıyordu? Yatağını derin kazıyordu. Bunları bir hatırla. Öğrencilerim ben ova çeşitleri öğrettim. Kıyıda yer alan ovalar, delta ovaları. iç kesimdeki ovalar neydi? Tektonik, bir tane daha karstik. Kalkelli arazi üzerinde olan, cipsli arazi üzerinde olan hangisiydi? Karstik ovalar. Fay kıvrılma sistemiyle oluşanlar hangisiydi? Tektonik demiştik. Peki bir akarsu biriktirme şekli olan, Hemen bir diğer videoda muhtemelen anlatacağım gibi görünüyor. Delta ovaları vardı. Akarsuların denize kavuştuğu yerde alevyonları biriktirmesiyle oluşuyordu. Alevyon neydi? Kum, çakıl, kil gibi malzemelere verilen isimdi. Hani kavramsal altyapıları artık oturt istiyorum. Önemli delta ovaları vardı. Kızılırmak'ın oluşturduğu delta neydi? Hazır mısın? Bafra'ydı. Peki böyle karıştırarak soruyorum. Mesela Göksu Nehri'nin oluşturduğu deltanın da Hatırlıyor musun? Silifke delta Ovasıydı. Peki öğrencilerim Bakırçay'ın oluşturduğu delta bir turizm yeri demiştim. Dikili Ovası. Peki bu Aydın'da bir tane delta ovası vardı. Büyük Menderes Nehri getiriyordu. Balat demiştik. Peki bu ülkede platolar en yaygın neredeydi? Hatırlıyorsun değil mi? En yaygın İç Anadolu demiştim. En yaygın Güneydoğu Anadolu demiştim. Peki, neredeki platolar daha yüksekti? İç Anadolu mu, Güneydoğu Anadolu mu? İç Anadolu. Peki, bu ülkeden yüksek platolar neredeydi? Erzurum, Kars, Ardahan diyeceksin. Peki, şunu hatırlıyorsun değil mi? Teke Platosu, Taşeli Platosu, Kalkelli Arazi üzerinde oluşan platolar. O zaman bu platolara ne deniyordu ismen? Onun bir adı vardı karstik platolar. O zaman bu Erzurum Kars'a ne deniyordu? Lav platoları ya da volkanik kökenli platolar demiştim. Sorular böyle ölseme soruları akıyor böyle bak zihnimde şöyle hemen bir soru. Hayvancılık ya da tarım faaliyetinin yapılmadığı plato hangisiydi? Çatalca Kocaeli. Yani Çatalca Kocaeli plato deyince aklıma tarım gelmedi. Hayvancılık gelmedi. Kim geldi peki? yerleşme ve sanayi demiştim. İç Anadolu, Güney Anadolu'nun platolarında tarım, hayvancılık, özellikle Küçükbaş, Teke Taşeli'yi de hatırlıyor musun? Keçi yetiştiriciliği olduğunu söylemiştim. E peki başka ne vardı platolar olarak? Ege'nin iç kesiminde bir tane vardı. Sözel olarak adını paylaşmıştım. Yazılıkaya, Uşak, Afyon, Kütahya taraflarında böyle önemli bir plato arasıydı. Belki biraz eski şehri de içeriyordu. Peki öğrencilerim bilmemiz gereken bunlar mıydı? Evet. E peki bugün ne çalışacağız? Bakıyorum böyle başlığıma akarsu aşındırma şekilleri diyor. Öğrencilerim akarsu ne demek? Coğrafyada akarsu genelde böyle belli bir yatağı olan, kaynaktan ağza doğru giden Sürekli. ve doğrusun belli bir sürekliliği olan, çok güzel, kolları olan sulara deniyor. Bazen böyle test tekniğinde şeyi bir karmaşa yaşıyorsunuz. Özellikle biraz lis altı yapısı olmayanlar. Hocam nehir başka bir şey mi? Irmak başka bir şey mi? Dere başka bir şey mi? Coğrafyada bunlar hep ana başlık olarak akarsu diye geçiyor. Yani ırmak, nehir, dere, çay, aklına gelen bu su kaynakları coğrafyada akarsu başlığında anlatılıyor. Hatta şeye de dikkat etmeni istiyorum. Coğrafyada sel suları diye bir şey var. Yani aniden sağanak şeklinde yağmur yağıyor ya. Hani o yağmur yağıp akışa geçiyor ya. Biz coğrafyada aslında onu da akarsu başlığında anlatıyoruz. Yani öğrencilerim sel sularının akışa geçmesine de belki bunu küçük bir not alarak almanı isterim. Coğrafyada yine akarsu diyormuşuz dedi Ali Can Hoca. Peki. Akarsular ne yapar dostlarım? Daha doğrusu biz artık dış kuvvet başlığını açtık. Dış kuvvet sadece akarsudan ibaret değil. Dış kuvvet coğrafyada gücünü genelde böyle atmosferden alan, genelde güneşten alan kuvvetler. Hani akarsular çalışacağız, rüzgar çalışacağız, buzul çalışacağız, karsik şekil diye bir şey çalışacağız. Ve öğrencilerim dalga akıntılar diye bir şey çalışacağız. Şimdi ben de diyorum ki coğrafyada dış kuvvetlerin bir özelliği vardır diyorum genelde ya aşındırma yaparlar ya biriktirme yaparlar. Yani biz bu başlıkları nasıl inceleyeceğiz? Akarsu aşındırma şekilleri, akarsu biriktirme şekilleri. Rüzgar aşındırma, rüzgar biriktirme. Buzul aşındırma, buzul biriktirme şeklinde ya aşındırma şekillerine odaklanacağız ya biriktirme. Haliyle Türkiye'de hangi dış kuvvetin hangi kuvveti daha baskınsa biz de onun emeğini vereceğiz haliyle konu başlığı akarsu olduğuna göre bugün akarsu aşındırma şekilleri ve muhtemelen diğer videoda da akarsu biriktirme şekillerini işleyeceğiz. O zaman öğrendiğim akarsu aşındırma şekillerini hemen bir görelim sonra beraber bir ayrıntı inelim. Size güzel bir tablo hazırlamıştım böyle ders notunda. Peki öğrencilerin ders notunda ne görüyorsunuz işte? Ben de aldım, ekrana yansıttım. Bunlar ne? Dilini gözünü alıştır diyorum hep akarsu aşındırma şekilleri. Bilgi veriyorum çok önemli. Coğrafyada genelde aşındırma şekilleri dış kuvvetler güçlü olduğu zaman olur. Yani hocam genelde akarsu güçlü olduğu zaman mı aşındırma yapıyor? Evet diyorum. Peki akarsu hangi esnada güçlüdür? Genelde akış hızı iyi olduğu zaman. Peki hocam akış hızı genelde nasıldır? Ne zaman güçlüdür daha doğru bir ifadeyle? yatak eğimi fazla olduğu zaman o zaman eğimli arazilerde mi genelde aşındırma şekilleri olur? Genelde evet. O yüzden akarsu aşındırma şekillerinde akarsu güçlü olmalı. Genelde hızlı olmalı. Genelde akarsu yatak eğimi fazla olmalı. Tanıştırayım. Coğrafyada akarsu aşındırma şekillerinden en yaygını vadilerdir dostlarım. O yüzden biz biraz sonra vadileri böyle bu gördüğünüz başlıklar çerçevesinde inceleyip Türkiye'den örnekler vereceğiz. Peki başka ne var akarsu aşınırma şekilleri? Dev kazanım. İsimleri görüyorsun değil mi? Plato bir akarsu aşınırma şekli. Bunu bir önceki videolarda söylemiştim zaten. Peneplen, yontuk düz. Bazen böyle seçeneklerde soru köklerinde gelecek. Kırgı bayır diğer adıyla Badlands. Duyun istiyoruz. Zaten peri bacası seni çok iyi bildiğin bir şey. Bugün bazı detaylar çalışacağız. Seki ve Taraça için ayrı bir şey söyleyeceğiz. Onlar hem aşındırma hem biriktirme şekilleridir diyeceğiz. Yani akarsu aşındırma şekli değil sadece aynı zamanda bir birikim de söz konusu diyeceğiz. Ama önce şu diğerlerini bir halledelim mi? Öğrencilerim hazır mısın? Yavaş yavaş notları açtın, beni takip ediyorsun. Notlarını güzel bir şekilde al istiyorum. Hazırsan. İşte karşında güzel bir görsel. Bunlar ne? Vadi çeşitleri. Hocam vadinin basit tanımı ne? Akarsuyun içinde aktığı yatağın adı. Peki diyor ki akarsu işte kaynaktan ağza giderken. Acaba nasıl vadiler oluşturuyor? Mesela Çentik Vadi. Bilgileri iyi takip et. Ya da ekstra ne not önünde değilse kendi not alıyorsan güzel notlar al. Çentik Vadi genelde akarsuyun kaynağına yakın yerlerde olur. Peki hocam akarsuyun kaynağına yakın yerlerde oluyorsa akarsu güçlü müdür? Güçlüdür. Hızlı mıdır? Hızlıdır. O zaman akarsu aşındırma şekilleri olarak aşındırma gücü yüksek midir burada? Evet. Zaten nereden anladım? Yatağını derin kazmış dostlar. O zaman böyle V şekli yapıyor olması akarsuyun güçlü olduğunu yatağını derin kazdığını gösterir. Peki hocam böyle şeyler nerede olur Türkiye'de? Diyeceksin ki Doğu Anadolu, diyeceksin ki Akdeniz, Karadeniz gibi akarsuların akarken eğimli arazilerden akış gösterdiği yerlerde olur. Peki. iki bazı şeyleri böyle kasıtlı ilerleyerek gideceğim. Peki öğrencilerim şurası Boğaz Vadisi. Hocam Boğaz Vadi'nde de tıpkı birdeki gibi yani Çentik Vadi'deki gibi akarsu güçlü müdür? güçlüdür. Yani yine akarsu akış hızı iyi olduğu için tahribat gücü, aşındırma gücü yüksek ve bu yüzden yine yatağını akarsu derine mi kazmıştır? Evet. Bilgi. Akarsu yatağını derine kazıyorsa akarsu güçlüdür denilir. Akış hızı iyidir denilir. Dostlarım boğaz vadileri az önce gördünüz mü? Yarma vadi de deniliyor. Şifreyi doğru al, tiyoyu doğru al. Boğaz vadi dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde olur. O zaman dağlar kıyıya paralel uzansın. Nerede dağlar kıyıya paraleldi artık biliyorsun. Akdeniz, Karadeniz. Yani akarsular toroz dağlarını yararak. Öğren diyorum. Akarsular Kuzey Anadolu dağlarını enine yararak. Enine demek şu. Dağlar şöyle uzanıyor. Akarsu şöyle geliyor. O yüzden yatağını enine yarma muhabbeti bu demek ve Karadeniz'e giderken Akdeniz'e giderken derin vadiler oluşturuyor. Lütfen notlarda küçük bir not. Boğaz vadiler genelde karayolu, Demiryolu açısından bir geçit yeridir. Yani doğal geçit yerleridir. Bir daha söyleyeyim mi? Coğrafyada doğal geçit yerleri genelde boğaz vadilerdir. Yani boğaz vadi denilen yerin akarsu geçiyorsa yanına, sağına, soluna devletimiz yol yapmış diyorum. Peki, bilmen gereken üçüncü hangisi? Şu kanyon vadisi. Çok iyi biliyorsun. Hocam kanyon vadide resim bana ne söylüyor? Resim diyor ki bak diyor. Basamaklı vadiler var. Basamaklar var. Bu basamakların adı hatırlayın taraça sekiydi. Hocam bu akarsu niye böyle basamaklar oluşturmuş? Çünkü diyor şuraya böyle büyüterek yapıyorum. Coğrafyada basamağın anlamı biraz şu. Demek ki yamaçlarda dayanıklı dayanıksız taşlar var. Akarsu dayanıklıya dokunamamış, dayanıksız olanı aşındırmış ki bu şekilde basamaklı vadiler oluşmuş. Cümle önemli. Kanyon vadiler Türkiye'de kalker gibi çözünebilen kayaçların olduğu yerde olur. Böyle duydunuz mu? Uşak Ulubey Kanyonu, Antalya Köprülü Kanyonu derim Antalya Göynü Kanyonu. Bu şekilde böyle kanyon isimleri var Türkiye'de. İnsanlar böyle trekking yapmaya, bazı doğa severler böyle bu tip kanyon vadilerde gün geçirmeye gidiyor. O yüzden kanyon vadiler Türkiye'de yaygın. Özellikle Akdeniz favori çünkü karkelli arazi orada çok. Peki, hocam rengi değiştiriyorum. Yatık yamaçlı deyince ne anlayacağım? Akarsuyun kenarları birbirine benzemiyor. Hani bana şeyi sor. ÖSYM ne sorabilir? Türkiye'den bir yatık yamaç verebilir. Arkadaşlar Türkiye'nin şurasında bir yatık yamaçlı vadi vardır. Sence yamaçların böyle farklı olması neyi kanıtlar? Kayaçların birbirine benzemediğini kanıtlar. Çünkü birinde neden böyle aşındırmış, diğerinde basamak oluşturmuş? Demek ki birinde dirensiz, birinde dirençli ve dirensiz kayaçlar beraber bulunuyor. O zaman kayacın cinsi. Bu kayaç kelimesine bazen litolojik yapı birbirine benzemediği için mi böyle bir vadi çeşidi oluşmuş? Evet diyeceksin. Peki sonuncuya odaklan. Geniş tabanlı. Diğer adıyla alüvyal tabanlı vadi. Öğrendiğim alüvyal tabanlı vadide bir şey fark ettin mi? Akarsu yatağını derine kazmıyor. Yanlara kazıyor. O zaman bilge, Bir akarsu yatağını kenara, yanlara doğru kazmışsa... Akarsu yatağının etrafı daha genişse bu coğrafyada eğimin azaldığına, deniz seviyesine çok yaklaştığını gösterir. O zaman geniş tabanlı vadiler genelde akarsuyun kaynağına yakın yerde değil. Tam tersi. Ağız kısmına yakın yerde oluyor. Akarsu artık denize kavuştu, kavuşacak oluyor. Ve öğrencilerim akarsu salınım yapıyor. Hocam coğrafyada o salınıma siz test ne diyorsunuz? Menderes diyoruz. Akarsuyun böyle yılan şeklinde denize doğru yol almasına coğrafyada akarsu Menderes çizdi denilir. O yüzden bu vadilere Menderes'li vadi kelimesi de kullanılır. Artık eğim azalmıştır. Akarsu deniz seviyesine gelmiştir. Denize dökülmek üzeredir. Hocam böyle yerler genelde Türkiye'de nerede oluyor? Kıyı Ege'de. Yani sen öğrendin. Bakır çay grabeninden akan bakır çay akar suyu. Gediz grabeninden akan gediz akar suyu. Küçük Menderes grabeninden akan küçük Menderes akar suyu. Bakın aynı isim. Büyük Menderes grabeninden akan büyük Menderes akar suyu. Kıyı Ege'de Ege denizine dökülürken denize kavuştuğu yerde artık Menderes çizerek denize kavuşur. O yüzden geniş tavanlı vadiler adına Türkiye'de en popüler yer Kıyı Ege'dir. Peki başladım. En önemli kısmı hallettim. Vadiler akarsu aşındırma şekilleri adına en önemli örnektir. Biz de hallettik. Diğerleri artık tırnak içinde çocuk oyuncağı. İsimlere odaklan. Hocam bu isimler akarsu aşındırma şekilleri mi? Evet. Peki dev kazanı ne? Diyor ki bak, yüksekten düşen suyun düştüğü yeri oymasıyla oluşturduğu çukurluk. Yani şelalenin düştüğü yerde zeminde törpülenme oluyor ve bir çukurluk oluşuyor. O zaman diyor ki Türkiye'de birçok şelalede bu olur mu? Yani Erzincan Girlevik Şelalesinde, Sinop Erfelek Şelalesinde, Kayseri Kapuzbaşında, yani böyle Türkiye'de değişik değişik önemli şelaleler var. Antalya Düden Şelalesinde böyle şeyler olabilir mi? Yüksekten düşüyorsa su olabilir tabii ki diyeceksin. Peki. Hocam peki Plato'yu daha önce emek vermiştiniz. Plato akarsu aşınırma şeklidir. Akarsu yatağını derin kazıyor demiştim. Peki akarsuyun yatağını derin kazdığı bu vadilerde yüksekte kalan şu geniş düzlüklere ya böyle düzlük ya demiştim ki hafif dalgalı düzlüklere Plato deniyor. Plato deyince aklıma ne gelecek? Epirojenik hareket olmuş gelecek. Epirojenik hareket oldu ki akarsu yatağına derin kazdı gelecek. İşte bunları hatırla. Diğerlerinin emeğini vermiştik zaten. Peki şuraya gelelim. Peribacaları. Burada biraz dikkat. Neden? Çünkü bu peribacaları yanlış biliniyor. Birçok öğrenci artık lise altyapısından mı? Kendi genel kültür bilgisinden mi? Hocam ben peribacalarını rüzgar aşındırma diye biliyorum diyor. Öğrencilerim yanlış. Dış kuvvet olarak peri bacalarını rüzgar yapmadı. Rüzgar coğrafya test tekniğinde şu anki işlediğimiz konu akarsu aşındırma şekli diye bilinir. Peki nasıl yani? Şöyle dostlar. Aslında peri bacalarının olduğu yer bir zamanlar görünmüyordu. O ne demek? Yani toprağın altındaydı demek. Yani aslında peri bacaları bir ara yok idi. Volkan'dan çıkan lavlar, volkandan çıkan malzemeler Nevşehir ortamına yayılmış ve artık volkanik bir arazi oluşmuştu. Hocam, bu Nevşehir ve çevresindeki o volkanik arazinin, volkanik kayacın adı ne? Tüf. Diyor ki bak diyor. Nevşehir ortamında şöyle nokta konduruyorum. Mavi noktalar tüf olsun. Peki öğrendim diyor Nevşehir'de tüf diye yumuşak taşlar var, mavi noktalar tüf. Öğrendim ama diyor haberiniz olsun arada da şöyle küçük küçük renkler koyacağım, yeşille gösterdiğimde sert taşlar olsun. Hocam bunlar nereden geldi? Volkan patladı, lavlar yayıldı, volkan püskürdü, hariyle yayıldı ve böylece etrafta volkanik taşlar oldu artık mavi, yumuşak, koyu yeşil sert taşlar. Diyor ki bak diyor. Bu Nevşehir ortamında eğimli araziler var. Peki yağan yağmur, akışa geçen yağmur ne yaptı? Burası İç Anadolu. İç Anadolu'da genelde yağan yağmur sağanak şeklinde mi yağıyor, çiseliyen şeklinde mi? Öğrendiğim çalışmıştık. İç Anadolu ve çevresi genelde başta ilk bahar mevsimi olmak üzere yükselim yağışlarıyla ile Yükselim diğer adıyla konveksiyonel yağışlar sağanak yağışlardır. O ne demek? Yani su çok hızlı düşüyor demek. Peki hızlı düşen sular hemen akışa geçer. E akışa geçince Nevşehir'de dikkatini çekiyorum orman örtüsü çok zayıf. Yani su hızlı düştü. Akışa geçti akışa geçen suyu durduracak bir güç yok ve hızlı geçen sular aşındırma yapmaya başladı. Binlerce yıl, milyonlarca yıl mavi nokta dediğim tüfleri aşındırdı ama yeşil olan haliyle sert volkanik kayaçları aşındıramadı. Mesela andezit gibi, bazalt gibi, ignimbirit gibi böyle ifadeler var. Öğrenciler bunlar böyle taş isimleri. Volkanik taş isimlerini aşındıramayınca bir şapka misali kaldı. Yani öğrencilerim özetle. Peri bacalarında şapkalar dayanıklılığı temsil ediyor. Gövde derilen tüf yumuşak taş olmayı temsil ediyor. O zaman volkanik taşları kim aşındırdı? Peri bacaları. Öğrencilerim peri bacalarını kim yaptı? Akarsular diyorum. Peki Öseme bir ara şöyle bir soru sordu. Peki bu peri bacalarının oluşmasında akarsuyla hangi iç kuvvetin beraber bir emeği var tabirüyse? Volkanla akarsu. O zaman volkanik kayaçlar olmasaydı bu iş olmayacaktı. Akarsu akışa geçip o yumuşak taşları aşındırmasaydı bu iş olmayacaktı. O zaman iç kuvvet olarak volkanizma, dış kuvvet olarak akarsu peri bacalarının oluşmasında çok çok etkili. Lütfen kafanız karışacaksa küçük bir not alınız. Hocam rüzgar peki ilgisiz mi? Öğrendiğim rüzgar peribacanın oluşmasında belki %3 belki yüzde beş etkili olabilir. Çünkü gerçekten burası çıplak bir arazi. Orman örtüsünden yoksun bir arazi. Böyle arazilerde evet rüzgar da etkili oluyor. Ama peri bacaların oluşmasında o kadar değil. Esas yapan kim? Tekrar söyleyelim bağıra bağıra akarsular. E peki hocam akarsu yok. Nevşehir'den akarsu geçmiyor ki. İşte dostlarım ona dikkat. Akarsu dediğim şey burada sel suları. Yani sanak şeklinde yağan sular akışa geçti. Akışa geçen sular volkanik tüfü aşındırdı. Sert olan dedim andezit, bazalt, ignimbrit gibi taşlar ...şapka olarak kaldı. Esprisi bu. Peki şu soruya cevap verelim. Bu peribacaları adına Türkiye'de en güzel örnek neresi? Aslında şöyle bir harita açalım beraber. Öğrencilerim tabii ki Nevşehir. O zaman bu peribacası çok sorulan bir soru tarzı olduğu için... ...öğrenci mutlaka Nevşehir'in haritada nerede olduğunu öğrenmeli. Nevşehir haritada nerede? Tuz Gölü'nün hemen biraz yanı. Dibinde Aksaray var. Aksaray'ın yanında Nevşehir var. Peki... Biliyor muydunuz? Sadece peri bacaları Nevşehir'de yok ki. Aslında komşularda da var. Yani Kayseri'de, yani öğrencilerim Kırşehir'de ben gördüm. Aksaray'da, mesela öğrencilerim nerede var? Van'da. Yine böyle kızıl peri bacaları denilen Erzincan'da. Şöyle yanlış işaretlemeyeyim. Yine öğrencilerim Manisa'da peri bacaları bulunuyor. Hani bu Nevşehir'de hatta peri bacalarının bulunduğu bu ortama Kapadokya deniyor ya. Vanlılar peri bacalarının olduğu yere Vanadokya. Manisallar yine böyle Kapadokya'dan esinlenerek Kuladokya diyor. Yani böyle biraz taklitçilik anlamında Kapadokya'ya benzer isimler bile takılmış. O yüzden coğrafyada peri bacaları sadece öğrencilerin burada değil. Bakın şu anda seslendiğimiz Ankara'da da var. Söylemeyi unuttum. Kızılcahamam ilçe sınırlarında peri bacası örnekleri var. Ama hakkını teslim edelim. Turizm açısından en kıymetlisi Nevşehir. Çünkü Nevşehir bu işi başka bir etkinliklerle de halletebiliyorsun. Turizme gelince konuşuruz. Yani uçan balon etkinliği, işte böyle önemli kiliselerin varlığı, yeraltı şehirlerin varlığı Nevşehir'de bir cazibe merkezi oluşturdu. O yüzden insanlar aslında Nevşehir'de sadece peri bacasına gitmiyor. Aslında başka niyetlerle de gidiyor. Peri bacası da bu işin önemli bir parçası oluyor. Peki öğrencilerim demek ki peri bacası sadece Nevşehir'de lafa yanlış olur. En iyi örnek, en iyi tanınan örnek orası. Peki kırgı bayır ne? Öğrencilerim kırgı bayır tanıştıralım. Coğrafyada kırgı bayır. Ortamı anla. Aslında peri bacasının ortamı. Aslında peri bacasıyla mantığı aynı. Sadece tek esprili farkı ne? Öğrencilerim peri bacasının şapkasız hali dizdiğinizi alabilirsiniz. Çünkü peri bacasıyla mantığı aynı derken kastettiğim şu. Kırgı bayırda eğimli arazide olur. Kırgı bayırda da genelde orman örtüsü zayıftır. Ve yine sağanak şeklinde yağan yağmurun akışa geçmesi coğrafyada o kırgı bayırın oluşumunu tetikler. Peki ne görüyorsun? Çıplak bir arazi var. Eğimli bir amaç var. Yağan yağmur yağdığı zaman akışa geçiyor. Ve öğrencilerim kendini hani tabir bir yol buluyor. Haliyle her yağmur yağdığında o yolu derinleştirerek böyle yarıklar oluşuyor. O zaman coğrafyada böyle yarıntılara, yarıklara, coğrafyada kırgı bayır deniyor. Özellikle iç Anadolu'da bunu çok görürsünüz. Yani Ankara'da, Kırşehir'de, Nevşehir'de, öğrencilerimin ne diyeyim, Yozgat taraflarında. Çünkü orman fakiri olan yerlerde bu işler daha çok olur. Belki ikinci planda Güneydoğu Anadolu. O zaman Güneydoğu Anadolu gibi, İç Anadolu gibi bitki örsünden yoksun, eğimli araziler varsa, sağanak şeklindeki yağışların olduğu görelerde yamaçlardaki böyle yarıntılara mer ne deniyormuş? Kırgı bayır deniyormuş. Peki Peneplen lise test tekniğinde şöyle geçer dostlar. Cümleye dikkat. Akarsu aşındırmasının en son aşaması. Yani o ne demek hocam? Şu demek. Akarsu yapabileceği her şeyi yaptı. Artık her yeri aşındırdı. Bilgi vereyim. Hani akarsu kaynaktan ağza gitmek ister ya. Öğrencilerin bir akarsuyun en büyük hayali nedir? Üstünde bulunduğu araziyi törpülemek, aşındırmak. Yani bu gördüğünüz maviliği geçmiş dönemlerde aşındıra 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 her yeri deniz seviyesi kıvamına getirmek. İşte akarsu tırnak içinde görevini başarıyla tamamladığı zaman her yeri deniz seviyesi kıvamına yani sıfır metre kıvamına getirdiği zaman test tekniğinde şöyle denilir. Akarsuyun artık aşındıracağı bir şey kalmadı. Çünkü eğimli arazide akarsu hızlı akar ve aşındırma gücü güçlüdür. E ama her yer artık deniz seviyesi kıvamına yaklaştıysa artık akarsu güçlü değildir. Aşındırma vazifesi bitmiştir denilir. İşte peneplen bu demek. Koskoca geniş bir arazinin binlerce yıl, milyonlarca yıl içerisinde aşınarak her yerin artık düz olması. Lütfen cümleye odaklan. Der ki, Türkiye'de peneplen var mı? Türkiye peneplen seviyesinde mi arazileri? Hayır. Çünkü Türkiye dağlık engebeli. Dağlık engebeli ülkelerde akarsular daha bir sürü aşındırma yapmaya devam ediyor. Çünkü biz jeolojik olarak genciz. Dağlarımız tabiri uygunsa daha yeni oldu. Haliyle akarsuların her yeri deniz seviyesi kıvamına getirmeye Taban seviyesi deniyor bu deniz seviyesi kelimesine taban seviyesi kıvamına getirmesine daha çok var diyeceksiniz. Akarsu o yüzden daha peneplen seviyesine Türkiye'nin birçok yerinde ulaşmamıştır. Bazen şeyi diyor. Kısmen ulaşan bir yer var mı? Kıyı ege. Yani derim kıyı Ege denilen yerde. Artık akarsu ne yaptı deniyor? peneplen seviyesine yaklaştı. O zaman kıyı Ege dışındaki seçeneklere hayır, kıyı Ege'ye kısmen demeni bekliyorum. Çünkü orada gerçekten özellikle graben düzlüğü üzerinde birçok yerin artık aşındığını, akarsuların deniz seviyesi kıvamında aktığını biliyoruz. Öğrencilerim ne yapıyoruz? Akarsu aşındırma şekilleri işledik. Peki dedim ki dersin başında bunlar ne? Bunlar hem aşındırma hem biriktirme şekilleri. Yani coğrafyada menderes, coğrafyada seki, hem akarsu aşınım, hem akarsu birikim şeklidir. Resmi tanıdık geldi mi? Öğrencilerim ben bu resmi nerede açtım? Size epirojenik hareketi anlatırken geçmiş videolarda konuşmuştuk. Demiştim ki bak örneğimi hatırlamaya çalışıyorum. Akarsu'nun 100 metreden aktığını düşünün. Ama eskiden öğrencilerim yüzden değil de 50'den akıyordu demiştim. 50'den 100'e nasıl indi? Demek ki bir epirojenik hareket oldu demiştim. İşte coğrafyada. Akarsuyun yatağını derine kazması aşındırma. Öğrencilerim demiştim ki ama akarsu akarken sonuçta kenarlarda alüvyonlar biriktiriyor. Kenarda alüvyon örtüsü biriktirmesine de biriktirme deniyor. Bir daha tekrar değil mi? Sekide aşınma ne? Akarsuyun yatağını kazması. Peki seki kelimesinde, taraça kelimesinde birikme ne? Akarsuyun akarken kenarlarda biriktirme yapması. Ne biriktiriyor? Alüvyon biriktiriyor. O zaman daha önce de yapmıştı. Aşağıdaki yeni yatağında da yapabiliyor. O yüzden coğrafyada seki zihninizde böyle kalsın. Hem bir aşınım hem bir birikim şeklidir. Ne olur buraya biraz kulak kabar. Çünkü çok soru geliyor. Diyor ki coğrafyada Menderes. Hani alüvyal tabanlı vadi içinde akarsu Menderes çizer demiştim. Genelde Menderes akarsuyun artık deniz seviyesine yaklaştığını kanıtlıyor demiştim. Bir akarsu artık Menderes çiziyorsa deniz seviyesine çok yaklaşmış. Eğim azaldıdır demiştim. Şu anda karşında da akarsuyun menderes çizdiğini görüyorsun. Böyle yılan gibi bakın ne yapıyor? Akıyor gidiyor. Peki soru şu. Böyle menderes çizen bir akarsuda ne olur? Eğim azalmış mıdır diyor. Evet. Dostlarım akarsu güçlüyken hedefi doğrusunda ilerler. Ama gücü zayıflayınca salınım yapar. Ve böylece menderes çizer. Der ki akarsu ne zaman su gücü potansiyeli yüksektir? Eğimli araziden akış gösterdiği zaman yani hızlı olduğu zaman. O zaman şu anda Akarsu Menderes çiziyor. Yani hızlı değil. Peki hocam dedin ki Akarsu yatağını derine kazınca güçlüdür. Ama yana doğru aşındırma yapınca onun güçsüz olduğunu, eğimin azaldığını kanıtlıyor demiştiniz. Evet. Peki kendin de görüyorsun. Bu akarsun boyu uzadı mı? Yani öğrencilerim bu akarsu diyorum eğimli arazide olsaydı direkt hedefi doğrusunda ilerleyecekti. Ama şu anda eğim azalmış olduğu için salınım yapıyor. Ve evet boy ne yapıyor dostlarım? Uzuyor. Peki bu akarsu yatak değiştirir mi? Öğrencilerin bu salınımın bir sınırı var. Yani liseli gençlere böyle sorular soruyorlarsa bu kadar sormazlar. Yani bakıyorsun mesela bakın şurası bu resimde eski yata ait bir kalıntı. Bakın şurada eski yata ait bir kalıntı görüyorum resimde. Yani akarsuyun sonuçta açılabildiği bir salınım var ve bir yerde artık bu duruyor. O yüzden bu da doğru. E, Menderes çizen bir akarsuyun zaten hızı azalmış mıdır? Bunu zaten eğimle ilişkilendirdiğin zaman evet. Ve yavaş yavaş. Akarsu biriktirmedim yapmaya başlıyor? Yani öğrencilerim kenarlara alivyon da mı bıraktırmaya başlıyor? Evet. Yani salonum yaparken şurayı kemiriyor. Ama buradan aldığım mesela farklı bir renk kullanayım. Buradan aldığını geli burada biriktiriyor. Bir yeri törpülüyor. Buradan aldığını şurada biriktiriyor. O zaman aslında Menderes çizen bir akarsu yatağı boyunca hem aşınım hem birikim yapıyor. Dostlarım ne bunlar? Bunlar coğrafyada hem aşınım hem birikim şekilleri dedik. Gördüğünüz gibi amaç biraz böyle görsel öğretmekti. O görseli görün ki ben de işin detayını, mantığını vereyim istedim. Çalıştığımız başlık akarsu aşınırma şekilleri. Yani biz video olarak dış kuvvetlere başladık. Dış kuvvetler içerisinde Türkiye'de en önemli dış kuvvet akarsu olduğu için... Bence ben de önce akarsudan başlamak istedim ve akarsu aşındırma şekillerini çalıştık. Lütfen isimleri iyi al. Mantığını iyi al. Hani peri bacasında mantık neydi? Kırgı bayırda mantık neydi? Peneplende mantık neydi? Onu iyice bir süz. Örnekler verdim. O Türkiye'de en iyi örnekler nereler? Onları böyle notun altını çiz. Ya da öğrencilerim kendi not alıyorsan güzel bir not al. Akarsu aşındırma şekilleri böyle yoğun bir dersti, ben bile yoruldum çünkü akıcı gitti, nefes bile almadık ama böyle olması gerekiyordu. Umarım diğer derste de yine aynı heyecanla, aynı ruhla ilerleriz çünkü biz çalışmalıyız. Bu iş bu sene olacak, tekrar söylüyorum coğrafyayı biz bu sene halledeceğiz. Umarım her şey gönlünüzce olur, kendinize çok iyi bakın.